PTT Birinci Lig notları bu hafta Adana'da Adana Spor için yazılıyor. Adana, coğrafi, ekonomik ve kültürel olarak önemli bir bölge olan Çukurova'nın merkezinde bulunur. Kuzeyine Torosları, güneyine Akdeniz'e alan bu kadim şehir, 2 milyon aşan nüfusuyla en büyük 6. ilimizdir. PTT birincilik notları bu hafta Adana'da Adana Spor için yazılıyor ve şu anda Adana Taşköprü'den sesleniyoruz sizlere. Bahar burada erkenden yüzünü göstermeye başlamış. İnanılmaz güzel bir hava var. Evet, seyir olarak buralarda fotoğraf çekiyoruz. Merkez Camii hatıralı. Kaç seneden beri çekiyorsun? 5 sene falan oldu çekiyorum da fotoğraf. Domabiyim Adanalıyım yalnız. Adana gerçekten güzel bir yer. Yani güzel, şimdi geçmişime bakaraktan bugünlere baktığım zaman buralar gerçekten güzel. Mesela buraları anlatabilirim. Buralar ilk baş yapılırken Hayırseverler Camisi olarak yapılmaya niyetlendi. Adana'ya baktığın zaman zaten şu anda güneş, hava güzel. Ne bileyim yani, yaşanacak bir memleket diyebilirim. Bir günde yeme içme ucuz. Tabii zaten burada Çukurova'dır. Burada narenciyesi var, onun haricinde çiftçiliği var. Burada her şey güzel bir şekilde yetişiyor. Verimli toprağa ve pamuğuna paralel olarak gelişen sanayi, Adana'yı bölgenin en önemli şehirlerinden biri haline getirmiştir. Adana kebabı, şalgamı ve narenciyesiyle ünlüdür. Adana Spor, Adana Demirspor'la birlikte kentin en önemli iki takımıdır. Bu iki takım arasında büyük bir rekabet vardır. 1954 yılında kurulan Toros Kaplanları'nın rengi turuncu beyazdır. Renkleri bölgede yetişen narenciye ve pamuğu temsil eder. 1966 yılından itibaren profesyonel liglerde mücadele eden takım 71 yılında Süper Lig'e yükselmiştir. İnişli çıkışlı bir grafik izleyen takım 2004 yılından beri Süper Lig'e yükselme mücadelesi vermektedir. Takımın başında tecrübeli teknik adam Güvenç Kurtar bulunmaktadır. Adana Spor'un taraftar grubu Turbeyler'dir. Yaptıkları tezahüratlar ve koreografilerle adından söz ettirirler. Her maç öncesi 5 Ocak stadı etrafında toplanırlar. Şimdi Adana Spor bizim çocukluktan beri tutkumuzdur. Bizim Adana Spor'dan başka da yani bir yerine koyabileceğimiz farklı bir şey olmadı benim şimdiye kadar. Mesela sınavlar yaklaşıyor, YGS'ye hazırlanıyorum. Şimdi benim rakiplerim evde ders çalışırken ben Adana Spor maçındayım. Deplasmana da giderim. Normal. Tabii yani. İş görüşmem olsa bugün ben gitmezdim mesela. Adana Spor'un maçı var. Biz lisedeyken maç vardı. Maça gittik, yazılara ekmiştik. Sonra geldik hocalara yalvarıyoruz alın diye, yazıya girelim diye. Güç bela bazılarına girdik, bazılarına girmek şeye kaldık, sınıfta kaldık. Yani sınıftayken o dersten kaldık. Sonra onları zor bela vermeye çalıştık. Aferin size. Güzel bir örnek olmamışsınız ama anladık. Çok aşıksınız. Yani. Pek istediğimiz gibi olmadı ama seneye inşallah çok daha iyi olacak. Yani umutluyuz. Bu senede elimizden geleni yapacağız. Her maçına geliyor musunuz? Her maçına kaçırmayız tabii ki de. Deplasmanlara da gidiyoruz. Her maçına da geliyoruz. Maçı nasıl hazırlanıyorsunuz? O süreci biraz anlatsana böyle. Üçümüz sabah kalkıyoruz. Sabah kalkıyoruz. Biletimizi alıyoruz önce. Sonra formalarımızı giyiyoruz. Şehri bir dolaşıyoruz önce. Sonra arabamızı atlayıp geliyoruz buraya. İşte 2-3 saat önceden gelip buralarda dolaşıyoruz yani. Şimdi sizi izleyen abi, genç arkadaşlarımıza kötü örnek olmayın kötü yani. Kötü örnek de olmak istemeyiz bizim yani. Dediğimizi yapsınlar, yaptığımızı yapmasınlar öyle diyeyim. Sonra gitmek istedim. Hedefleriniz? Hedeflerimiz yani hedef Süper Lig de zaten. Bu sene biraz uzak kaldı ama. Yani bu sene biraz zor olacak.
önümüzdeki rakiplerimizle puan farkımız az olabilir ama rakiplerimiz kuvvetli. Yani sadece Demirspor'a yardım yapıldığı için bizi üvey evlat gibisine görüyorlar. Biz de atkımızı, turuncu beyaz renklerimizi giyerek şehri turluyoruz. Yani Adana'nın gerçek sahibinin Adana Spor olduğunu kanıtlıyoruz her şekilde. Zaten Adana'yı temsil ediyoruz turuncu beyaz renklerimizle. Turuncu narenciyesinden, pamuğundan beyazı. Adana'yı temsil ediyoruz. Ama desteklerin hepsi başka takıma gittiği için üvey evlat muamelesi görüyoruz bu şehirde. İşte playoff'a kalmak, oradan da Süper Lig'e çıkmak. En beğendiğin oyuncu kim? Thiago. Niye beğeniyorsun Thiago'yu? Daha güzel oynuyor, golleri o atıyor o yüzden. Yani bu babadan oğula kalma bir miras. Ben 8 yıldır da maçlara geliyorum. Hayatımda en çok sevdiğim şey Adanaspor. Küme düşse de, ikinci lige düşse de, üçüncü lige düşse de fark etmez. Zaten biz Arma'ya sevdalıyız. Arma uğruna deplasman istihar fark etmez. Her yere gideriz. Evet. Toros Kaplanları. Evet. En büyük Adanaspor. Başka bir şey yok. Yani iyi oynarsa, playoff'a alırsak Süper Lig'e de çıkabiliriz. Öyle bir şansımız var. En beğendiğin oyuncu kim Adanaspor'da? Thiago. Bu haftaki konuğumuz Adanaspor'un Brezilyalı golcüsü Thiago Bezerra. Türkiye'de Altay formasıyla tanınan futbolcu, daha sonra Karşıyaka'ya transfer olmuştur. Attığı goller ve asistleriyle İzmirli taraftarların beğenisini kazanan Thiago, 2013 yılından bu yana Adanaspor'da top koşturmaktadır. Golcü kimliğini ve asistlerini burada da sürdüren oyuncu, PTT 1. Lig notlarında. Sevgili seyirciler, Adanaspor oyuncularından Thiago Bezerra ile birlikteyiz. Nasılsın? Teşekkür ederiz. Nasılsınız? Biz de çok iyiyiz. Gerçekten manzara çok güzel. Kayıkhanedeyiz. Bizi buraya getirdiğiniz için de size teşekkür ederiz. Şey değil. Adana nasıl Thiago? Güzel. Seviyor sıcak musun? Görüyorum zaten. Çok sıcak bir hava. Ondan çok seviyorum. Brezilya gibi yaşıyoruz. Günlerin nasıl geçiyor Adana'da? Tabii ki. Her zaman antrenman var. İzin günleri çocuklar eşliğinde geziyorum Adana'ya. 5 sezondur da Türkiye'desin. Nasıl? Alıştın mı Türkiye'ye? Claro, acho que já. Já foi bastante tempo para acostumar. Gosto da Turquia, já aprendi bastante o turco também. Acostumei com comida, com horários e com estilo de vida também, né? E de futebol principalmente. Yani 5 yıllık bir süreç oldu buraya geleli ve oldukça alıştım. Dili öğrendim. Yani Türk yaşam tarzına da oldukça uyum sağladığını düşünüyorum. Tabii ki futbol tarzına da uyum sağladım. Yani şu anda tamamen uyum sağladım buraya, yani hiçbir sorun yok. Fenerbahçe'de bir zamanlar oynayan bir Ortega'ya benzetiliyorsun tarz olarak. Sen de kendini benzetiyor musun? Ne düşünüyorsun? Acho que estilo de jogo pode parecer pouco, mas acho que fisicamente eu não lembro muito bem do rosto dele, mas acho que estilo de jogo assim pouco se parece. Yani evet, o da hani tam olarak hatırlayamasam da stil olarak hızlı bir futbolcuydu, böyle teknik bir futbolcuydu. Evet, onu andırabiliyorum ama hatırladığım kadarıyla o birazcık daha böyle hani ince, daha böyle güçsüz bir futbolcuydu. Ben daha ondan herhalde daha böyle bir güçlü olduğum için ikili mücadelelerde ayakta kalıyorum her zaman. Evet, Thiago, senin en beğendiğin futbolcu kim?
Dentro da Turquia ou geralmente no mundo? Turquia, né? Geral. No mundo todo? Acho que agora eu gosto muito do Neymar, principalmente pro seu jogo, estilo de jogo, eu gosto demais dele. Meu preferido hoje em dia. Neymar, Brezilya'dan. Onu çok seviyorum ve çok beğeniyorum yani. Müthiş bir futbolcu. Gosto do estilo do Suárez também, um cara bem guerreiro. Suárez'i de yine Barcelona'dan olacak. Luis Suárez'i de çok beğeniyorum. Peki unutamadığın, bizimle paylaşabileceğin bir anın var mı? Dentro do futebol, da vida. Yani futbol içinde evet, herhalde futbol değil mi? Içinde. Acho que o gol que eu fiz contra Sakarya foi difícil de esquecer. Şey Sakarya'ya attığın bir gol var. Onu bir türlü unutamıyorum. Tenkomci Sim, nós perdemos o jogo. Nós perdemos o jogo de 3-1, estava jogando fora de casa. E eu tinha dado uma assistência já pro Chelsea fazer gol. E no final, acho que mais ou menos 86 minutos, foi uma jogada muito bonita que a gente fez. Eu fiz um gol de 4-3, a gente ganhou, a torcida invadiu o estádio, acabou o jogo, foi uma briga. Correram atrás de mim para me bater dentro do vestiário, foi. Yani hiç unutamadığım maç Sakarya'daki maçtı. 6 ayda oynuyordum. O zaman ilk senemdi. Yani ilk yarı 3-1 kaybediyorduk. İlk yarı 3-1'di ve yani bir şeyler yapılması gerekiyordu. İlk önce bir asist yaptım. Daha sonra seyircilerden sahaya böyle bir madde attılar. Benim tam böyle serçe parmağıma denk geldi. Tabii ben daha da böyle bir hırslandım. Daha da evet. Ondan sonra 3-3 yaptık. Son artık maçın bitmesine yakın 89 orta sahadan bir top aldım böyle çalımlar falan. Golü attım. Golü attım zaten. Yani istem dışı olarak Sakarya tribünlerine koşmuşum. Yani böyle arkamı sırtımı göstermişim işte Thiago diye ben işte gol attım falan. Maçtan sonra ama soyunma odasına kaçarak gittim çünkü arkamdan bayağı bir kovalayan vardı. O maçı hiç unutamıyorum. Adana'da sokağa çıktığında taraftarlardan nasıl tepkiler alıyorsun? Eu acho que eu estou bastante acostumado a ele, mas é um povo muito respeitoso. Às vezes eles exageram um pouco. Alguns dá beijo, tira foto. Ah, você eu amo, você não pode ir embora. Gente. Conheço bastante. En sevdiğin yemek, Adana yemekleriyle? Tavuk döner. Tavuk döner. İzmir'deki dili. Já comi sempre no İzmir, então gosto muito. Adana'ya oldukça alıştım şimdi tabii. Şu anda da yani çok insanlar da beni her zaman iyi karşıladı. Hı hı. Tabii ki yani bir yere çıktığımız zaman fotoğraf çektirmek isteyenler, bana işte gelenler, imza almak isteyenler oluyor. Bu da zaten beni mutlu ediyor. Süper. Bundan sonrası için hedeflerin ne? Então, meu contrato está acabando, a gente tem conversado com o clube e eu quero principalmente jogar a primeira divisão, quero jogar a Superliga, acho que chegou a hora, já estou preparado, experiente já, é uma idade boa, 28 anos. Já fiz bastante coisa também, as pessoas já me conhecem, têm um respeito pelo meu futebol. Então acho que chegou a hora de pensar um pouco mais lá em cima. Yani artık evet 28 yaşına geldim ve Süper Lig'de oynamanın zamanının geldiğine inanıyorum. Umarım Süper Lig'de oynamak istiyorum. Yani hedefim bu. İnşallah oynarsın. İnşallah. Peki bunun son olarak neler söylemek istiyorsun? Principalmente para acho que jogadores da Turquia, né? Acho que eu vejo que os caras têm muita qualidade, é uma coisa que eu sempre falo, o turco ele é o brasileiro da Europa. Mas eu acho que os caras são muito acomodados, acho que eles precisavam ter mais um pouco de vontade de sair da Turquia, de se mostrar mais. Acho que esses jogadores são muito acomodados com, não vou dizer pouco, né, porque a Turquia é um lugar que se paga muito bem. Mas eu acho que os jogadores precisavam ter um pouco mais de objetividade e pensar mais em sair. A gente tem poucos turcos fora da Turquia, cara. E isso não pode ser, como assim? Um jogador de qualidade que a gente tem. E outra coisa, dizer que eu amo muito minha família, minha esposa, meus filhos. Estou com muita saudade de todo mundo do Brasil e Deus abençoe todo mundo aí. Yani öncelikle tabii ki buraya geldiğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum ben de röportaj yaptığınız için. Bunun dışında hani Türk futbolcularla ilgili bir şey söylemek istiyorum. Aslında çok yetenekli futbolcular var Türkiye'de. Fakat bir türlü kullanmıyorlar bu yeteneklerini ve yani kendilerine bir hedef koymuyorlar. Bunu görüyorum. Tabii ki yani Türkiye'de iyi paralar ödeniyor ama daha fazla kendilerini zorlarlarsa Avrupa'nın belki yani Brezilya'sı Türkiye olabilir. Neden olmasın? Birçok futbolcu da yurt dışında oynayabilir. Bunu düşünüyorum. Bunun dışında sözlerime de işte aileme selam yollayarak Brezilya'daki herkese izleyebilirlerse onların hepsine çok selam yolluyorum ve çok özlediğimi söylemek istiyorum onlara. Biz de kendisine çok teşekkür ediyoruz. Şey diyelim. Bize vakit ayırdığı için ağzına sağlık. Teşekkür ederim sizlere.
Adana'nın en önemli iki ekibinden biri olan Adana Spor, köklü geçmişi ve Türk futboluna kazandırdığı isimlerle önemli bir takım. Bu sene istikrarsız bir görüntü veren takım mücadeleye devam ediyor. Adana sıcağını futbolun ateşiyle birleştiren turuncu beyazlılar, PTT birinci lig notlarının bu haftaki konusuydu. Haftaya başka bir futbol ikliminde görüşmek üzere.